Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir değişim için şehir dışından geldi müşterimiz. Bob kesim istedim, yaptırdım dedi ama bob kesim olmamış. Gördüğünüz gibi hareketli bir küt olmuş bu saç. Öncelikle şimdi hafif bir görüntüsünü değiştireceğim, fit bir görüntü vereceğim arkadan oynayıp. Onun dışında sarı saç seviyorum, açık seviyorum diyor ama büyük ihtimal boyayla bu şekilde turuncu oldu. Bunu da belirteyim arkadaşlar, boyayla hiçbir zaman saç açık renk sarı olmaz. Saçınızda beyazınızın %100 olması lazım ya da %80-70 olması lazım ki onda profesyonel biri sarı gösterebilir. Onun dışında saçınız kumral da olsa, yani açık kahve de olsa, hiçbir zaman platin de kullansanız, açıcı boyalar da kullansanız saçınız sarı olmaz arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. Mutlaka altın temiz bir şekilde açılması gerekiyor. Şimdi ben müşterimin saçını şu eski sarılarına ayrıştırarak güzel güzel bir açma işlemi yapacağım. Ondan sonra dibine hafif bir derinlik vereceğim. Böyle güzel bir sarışın yapacağız kendisini. Açıcım arkadaşlar haşim lila rengiyle tatlı bir tonlama versin istiyorum. Rengin de aslında çok bir önemi yok. Sizin temiz açmanız önemli ama ben hafif bazı şeylere dikkat ediyorum. Mesela çok kızıllık varsa maviyle açıyorum. İşte tatlı bir renk istiyorsa müşteri tatlılığı görmek için beyazla açıyorum. Yani kafama göre takılıyorum. Siz bunları baz alabilirsin ama çok da önemli değil. Sonraki renklendirmeniz daha önemli. 30 volümle açıcımı hazırladım. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi enseden başlıyoruz açmaya. Bunu unutmayın. Çünkü neden enseden de hep söylüyorum ama diğer videoyu izlemez birisi bunu izler. Mutlaka bilsin diye tekrar tekrar söylüyorum. Saçlarımı tutturuyorum. Enseden başlıyorum. Eğer saçımız açılmaya başladı, yukarıya çıkana kadar burası yeterli açıldı, ne yapabiliyoruz? Müşteriyi yıkamaya oturtup saçı buradan yıkayabiliyoruz. Ama önden sürmeye başlarsanız ön taraf açıldı, yıkamanız gerekiyor. Ne olacak? Yıkayamazsınız. Yıkarsanız buralar turuncu kalır. Tekrar açmanız gerekir vesaire. Böyle hiç profesyonel olmayan işler olur. O yüzden her zaman açma işlemlerimizi. Ha, ekstra sadece nerede yapıyorduk? Yine takipçilerim bunu bilir. Siyah boyaları açarken önler çok koyu siyah olduğu için o zaman önlerden başlayabiliriz. Çünkü istesek de oralar açılıp da hemen beni yıka şeyi olmaz. Çünkü açılmaz. Bu şekilde aynı boya sürer gibi arkadaşlar açıcımızı sürüyoruz. Dibe sıfır inmiyoruz. Bir yarım santim boşluk bırakıyoruz ki dip her zaman çok kısa sürede açılır. O yüzden onu son 10 dakikaya bırakıyoruz. Bu saç istediğimiz kadar açıldıktan sonra dibe sürüyoruz. Yoksa dip hemen açılır. Bu sefer kafa derisi tahriş olmaya başlar. Ama buralar açılmamıştır. Yıkamak zorunda kalırsınız. Yine başarısız bir çalışma olur. Şimdi ben açıcımı sürüyorum arkadaşlar. Burada size yine bir detay göstereceğim. Sürüyorum. Burada uçta daha önceden bir hassaslık, kuruluk hissediyorum. Ne yapıyorum? Buraya sürüyorum ama üstünde bırakmıyorum. Hafif böyle sıyırıyorum onu. Çünkü buralar açılana kadar oraların zarar görmesini istemiyorum. Şurada göstereyim yine. Bir de arkadaşlar çok beyaz olan yerleri var. Şimdi orayı merak eden arkadaşlar olabilir. Bakın. Onu şimdi açıklayacağım. Tuttuğunuzda zaten kuru yeri görüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kuru yere hiç gelmeden açıcımızı sürüyoruz. Hafif tarayacağım ama üzerindeki kirliliği gitsin diye. Açıcımı sürüyorum. Şu şekilde tarıyorum. Açıcı bunun üzerinden bir geçiyor. Hemen bunu sıyırıyorum ki burası yıpranmasın diye. Koyu olan yerimize yine sürüyorum. Şimdi saçım bir de bembeyaz olan yerleri var arkadaşlar. Şurası gibi. Araba sesi şansımıza arabalar çok yoğun yani. Buraya da açıcı süreceğiz mi sürmeyeceğiz mi düşünebilirsiniz. Sürün. Çünkü buradaki saçın pul tabakasını kaldıracağız ki içine yine boya daha güzel girsin. Beyaz diye hani buraları bırakmıyoruz. Bunlara da sürüyoruz. Böyle devam ediyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar saçımız bir yarım saat falan oldu. Ben o arada bir paket attım. Boya sürdüm. Bakın renk olarak tatlı bir tona geçti. Şimdi diplere geçeceğim.
Ay daha önce hazırladığım açıcısı var. Yoksa da mesela saçın durumuna göre 20 ile 30'u karıştırabilirsiniz. Dip olduğu için 20 ile de yapabilirsiniz. Saçımızın diplerine geçeceğim. Diplerde açıldığında uçlar bir tık daha açılmış olacak. Ondan sonra yıkayacağım. Şimdi arkadaşlar saçımız biraz bekledi. Ben orada bir şeyler yaptım yine. Hafif ben burada şey görüyorum ama çok platin yapmayacağız. Güzel tatlı bir sarı yapmayı düşünüyorum. Saçımızı şimdi yıkıyoruz. Tertemiz şampuanla yapıyoruz. Kremini yapıyoruz. Sonra dip derinlik boyası ve uca ekstra bir boya hazırlayacağım. Evet arkadaşlar ben boyamı hazırladım. Sürdüm. Hatta Tuana sürdü çünkü başka işlemlerim vardı. Dipler için arkadaşlar 8-8-1 biraz da 7-1. Biraz bir tık koyu gibi dursun istedim. Çünkü altını ne yaptık? Açtık. Açıldığı için şöyle tık. Açıldığı için saç ne yapacak? Bir ton daha açılacak. Onu hesaplayarak bir ton üstten az destek alıyorsunuz. Sonra uçlarını boyamak istedim. Uçlarında da arkadaşlar koyulsun istemedim ama ton alsın istedim. 11.0 çünkü koyulsun istemiyorum ya. 11.2 hafif bej tonu. Bej küllü gibi çıkıyor. Ama şimdi açarken hafif de ne oluyor? Kızarmalar oluyor. Onun için de 11.1 yani 30'ar gram 11.0 11.2 ise bir 10-15 gram kadar da 11.1'den küllüden destek aldık. Şimdi ikili boyama nasıl sürüyorsunuz diyen arkadaşa bu cevap olsun. Fırsatım olmadı. Tarak verir misin? Çekiyor mu? Şimdi dip boya sürüldükten sonra uç boyayı sürüyoruz. Şimdi şurada minicik bir şey kalmış mesela. Tuana sürdü boyamızı arkadaşlar. Bu şeyi uç boyayı alıyorum fırçayla sürüyorum. Bu koyu renkle birleşen noktaya geliyorum. Bunu yine bu şekilde yapıyorum. Burada hani şu geçişleri veriyorum. O zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Sonra bu boya olduktan sonra yıkamadan önce alıyorum. Buradaki boyayı sadece şu kadar tarıyorum arkadaşlar. Şu kısma kadar tarıyorum. Bulaşma oluyor mu? Olmaz. Zaten bunda boya var. İsteseniz de kötü bir şey olmaz. Yıkamadan önce burada herhangi bir tezat görüntü olmasın diye buradaki boyayı şuraya kadar tarıyorum. O Azerbaycanlı bir arkadaş sormuştu. Şimdi boya sürüldüğü için benim çekme şansım olmadı ama sürülmüş halini göstereyim. Alıyorum fırçayı buraya kadar getiriyorum. Burada da şöyle birleştiriyorum bakın. Evet arkadaşlar işlemimizin sonucu şöyle göstereyim. Hem sohbet ediyoruz bu arada. Annesi diyor ki benimki mi daha güzel oldu, kızımınki mi diyor. Ben de dedim ikisi de güzel çünkü ikisini de ben yaptım. Şöyle göstereyim. Bütün olumsuzlukları yaşıyoruz. Şöyle. Şöyle gösterelim. Saçımızı tatlı bir sarı yaptık. Bakım yaptık arkadaşlar. Özellikle sarı saça keratin uyguladığınızda çok uzak tutun. Keratininiz renk değiştiren bir keratin ise uygulamayın. Ben haşinkini rahatlıkla kullanabiliyorum arkadaşlar. Ürünümü sürdüm. Beklettim bir 15-20 dakika. Fönledim. Normalde durulayıp da fönleyip gönderebiliyorsunuz. Müşterim bir gün kalmasın daha iyi olur dedik. Kalsın dedi. Biz kendimiz de öyle yapıyoruz. Kendi saçımıza yaptığımızda. Kesimini düzelttik. Enseler falan çok kötüydü. Biraz hareket verdik. Şöyle kulağımın arkasına atacağım dedi. Biraz hareketli olduğunda güzel bir görüntü oluyor. Ustura kesimini eleştirenlere söylüyorum. Ben ustura yapınca bayan dedi ki artık böyle kesen yok. Ben bunu beğeniyorum dedi. Aynı noktada buluştuk. Hafif ara makasla da hareketler verdim. Saçımızın şeyi bu arkadaşlar, finali. Ne kadar çektim inanın bilmiyorum. O oraya buraya koşturuyorum. Hatta yan koltukta beni bir müşterim daha bekliyor açma işlemim. Artık hatası kusuru olduysa siz kusura bakmayın. Önemli olan ne tonlar kullandım, nasıl bir yolu izledim, onlar önemli. Şöyle göstereyim, çok tatlı yumuşacık bir tonumuz var dibimizde. Bir tık daha açılır her zaman söylüyorum özellikle. O da zaten sarışınlığı sevdiği için buraya da tatlı bir sarı yaptım. Çünkü beyaz tenli renkli gözlü. Beyaz tenlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama esmer buğdaysa mutlaka biraz küllü yapın. Zaten zamanla hafif sararır ama böyle çok tatlı sarı olursa esmerlerde çok güzel durmuyor arkadaşlar. Biraz küllüleri tercih edin. Tabii müşterinize sorarak, ortak bir noktada buluşarak bunu yapın. Saçımızın finali bu. Özet olarak
müşterimiz güzel günlerde kullansın. Ne yazık ki siz biraz daha şey görüyorsunuz, farklı görüyorsunuz. Orijinali çok daha güzel oluyor bu saçların. Şöyle çekeyim. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Sağlık.